İngiltere İçişleri Bakanı, Muhafazakar Parti'nin seçimi kazandığı takdirde çıkarmaya söz verdiği kökten dinci söylemi kontrol altına alma yasasıyla ilgili ayrıntıları açıkladı. Hükümet yasa önerisini Kraliçe'nin yıllık konuşmasına da ekledi. Sosyal birliği teşvik etmek ve bireylerin kökten dinci örgütlerle ilişki içine girmesini engellemek için önlemler alınacak. Hükümet hayır kurumlarıyla dini kuruluşların denetlenmesi için daha çok yetki istiyor. Yasa, hükümete bireylerin kökten dinci görüşlerini ifade etmesini yasaklama yetkisi verilmesini de istiyor. Henry Jackson Vakfı uzmanı Hannah Stewart, şiddet eylemleriyle doğrudan ilgileri olmasa bile kökten dinci grupların üzerine daha sert gidilmesini destekliyor. Kökten dinciliğin yeşermesine izin verilmesi, bireysel hak ve özgürlüklerin yok olmasıyla sonuçlanıyor. Azınlık hakları da bundan nasibini alıyor. Kökten dinciliğin ilk kurbanları da genellikle Müslümanlar oluyor. Ancak Hannah Stewart ifade özgürlüğünün kısıtlanmasından kaygılı. Sokak köşelerinde bazı kökten dinci görüşlerin konuşlandığını kabul etmemiz gerekiyor. Sivil toplum olarak bu görüşleri gizlemek yerine kanıtlarla açıkça çürütmeyi başaracak güçte olduğumuza güvenmeliyiz. İngiltere Müslüman Birliği'nden Skype aracılığıyla konuşan Ömer Elhamdun ise ciddi bir kaygısını dile getiriyor. Özellikle İngiltere'deki Müslümanların ifade özgürlükleri hiçbir suç işlememiş olsalar bile ellerinden alınacak, susturulacaklar. Mevcut yasaların yeterli olduğunu savunan Hamdun'a göre bu söylemin şiddeti körüklediği iddiası doğru değil. İçişleri Bakanı şiddet içermeyen kökten dincilikle şiddet içerikli kökten dincilik arasında bağ olduğundan bahsetti. Bu teoriyi destekleyecek kanıt olduğunu zannetmiyorum. Hükümetin farklı görüşleri tehlikeli görüşlerden ayırmayı beceremediğini kaydeden Hamdun, yeni yasanın imamların kökten dinci görüş içermeyen vaazlarını bile yasa dışı kalacağını söylüyor. Ancak Anna Stewart sorunun tam tersi olduğu görüşünde. We have failed to... Kökten dinciliği yeterince tanımlayamadık onun yerine Müslümanların niyetine hedef aldık. Anna Stewart, birçok demokratik ülkenin kökten dincilikle bireylerin hak ve özgürlüklerini kısıtlamadan mücadele etmek için yeni yollar geliştirmek gerektiği konusunda görüş birliği içinde olduğunu söylüyor. Ayşe Gülsimit, Amerika'nın Sesi Washington.